Birçok Orta Asya, Balkanlar ve birçok Türklerin bulunduğu başka yerlerdeki bu okullarda yetişenlerin Türkiye'nin o ülkelerdeki tanıtımı ve lobiciliği bakımından gelecekte büyük olanak sağlayacağına inanıyorum. Ondan daha kalıcı, ondan daha önemli bir lobicilik olacağını düşünemiyorum. Bugün çok büyük boyutlara ulaşan bu hizmetler ve bu hizmetlerin yapılmasını sağlayan fonlar, bağışlar hepsi aslında Hoca Efendi'nin kimliğinde simgelenmiş olan güven duygusunun eseridir. Benim gözlemim çok olumlu. Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ve onun dostlarının bu konudaki çabalarını gerçekten takdirle izliyorum. Çağdaş bir eğitim değildi. Baktığınız zaman Türkiye'de miyim, neredeyim şaşırırsınız. Dillerini çok güzel kullanıyorlar, şarkılarıyla. Bütün kültürümüz çok iyi yansıyor. Hakikaten iftihar edilecek konumdadır. Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile görüştük. Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın oğlunun da o okulda okuduğunu orada öğrendim. Onlar da çok memnuniyet içerisindelerdi. Ve bana onların da bir ricası oldu. Dediler ki bizim güney tarafımızda acaba bir Türk koleji açılabilir mi? Buna önderlik yapar mısınız? Niçin diye sordum. Yunanistan güney bölgesinde çok ciddi propagandalar yapıyorlar. Oralarda okul açıyorlar. Ve onlarla biz rekabet edemiyoruz dedi. Biz Türkiye'nin eğitim alanında yatırımlar yapmasını, eğitime öncülük yapmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye burada var olmalı. Hristiyan Demokrat Parti'nin genel başkanı burada Türk okulları açılsın diyor. Türkiye burada var olsun diyor. Türk gelenekleri, görenekleri buraya girsin diyor. Sadece devlet başkanları değil, her seviyede devlet yöneticisi için Orta Asya genelindeki okullar ülkelerin geleceğini aydınlatacak bir meşale görünümündedir. İki ülke toplumlarının, topluluklarının birbirini daha yakından tanıması için, birbirimizi daha çok sevmemiz için, bu alakalarımızın daimi olması için ben en önemli vasıtanın eğitim ve kültür olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı bu okulları kuran, bunları yaşatan, burada fedakar bir şekilde çalışan bütün ekibi, kadroyu, herkesi tebrik ediyorum. Ve biraz önceki tanıtımda da ifade edildiği gibi ben de bu ve benzeri okulların özellikle iki arasında salınmış olan en möhkem körpüler olduğunu, Azeri Türkçesiyle salınmış en möhkem körpüler olduğuna ben de inanıyorum. Bu köprülerin artması gerekiyor. Aramızdaki gönül köprülerinin artması gerekiyor. Biz çok sevinçliyiz. Çünkü bu liselerde Doğu kültürü, İslam kültürü ve Türk kültürüyle Türkçe konuşan halkların tarihi, bazı teknik fenlerin öğretimi ve İngilizce öğretiliyor. Bence bu liselerden mezun olan öğrenciler, Kazakistan ve Türkiye'nin kültür ve eğitim yakınlaşması adına bir köprü vazifesi görmektedirler. Çok mutluyum. Bu durum bir gün meyvelerini verecektir. Kazak-Türk liselerinin kalkınmasına Kazakistan çok önem vermektedir. Ben bu okulların geleceğinin daha da iyi olacağına kesinlikle inanıyorum. Türkmenistan'da liseler 1994 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Hepsi çok mükemmel çalışıyor. Devletimiz ve Cumhurbaşkanı Safar Murat Türkmenbaşı onların çalışmalarını çok yüksek seviyede değerlendirmektedir. Onlar Türkmen gençlerine vatanseverlik ruhu ve terbiye aşılıyorlar. Türkmen Türkçesi, Anadolu Türkçesi ve İngilizce olarak diğer fenlerin eğitimini veriyorlar. Bu nedenlerden dolayı onlar Türkmenistan için çok faydalıdırlar. Kırgızistan'da Sebat Eğitim Şirketi çalışmalarına devam ediyor. Bu okullar Kırgız eğitim sistemi içinde en favori okullardır. Şahsen benim kızım Sebat okullarında 10. sınıfta eğitim görüyor. Bir baba, bir devlet memuru olarak Sebat'ın eğitim sisteminden son derecede memnunum. Ve oralarda gördüm ki ben devletin ileri gelen bütün elemanları
Mesela bakanları, milletvekilleri, genel müdürleri, müsteşarları o okullarda kendi çocuklarını okutuyorlar. Niçin? Çünkü çağın en rütbeli şekilde mükemmel bir eğitim yapılıyor o anda. O zamanı Türk milletinin gönlünde hak ettiği tahtı kurmuştuk. Şahsı malı olarak bir dikili ağacı dahi bulunmayan, kendini ilme ve ilmin yayılmasına adayan, memleketimizin manevi dinamiği olan Hoca Efendi'nin Avrupa'dan Yunanistan'a, Kanada'dan Yakutistan'a kadar olan çalışmaları her manada takdire şayandır. Şimdi ben bu kanaatlerimi 9. Cumhurbaşkanımıza da Sayın Süleyman Demirel'e de Köşk'teki bir görüşme münasebetiyle arz ettim, anlattım. Dedim ki bütün Türk Cumhuriyetlerini dolaşarak geldim. Orada okulları gördüm. Samimi kanaatim odur ki dedim Cumhurbaşkanımıza, bizim Orta Asya'da, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde bayrağımızı, devletimizin bayrağını şerefle dalgalandıran bir tek adam vardır. O da Fethullah Gülen Hoca Efendi'dir. Gerçekten mi, gerçekten mi dedi. Çok bir büyük hayret içerisinde kalarak, sizin şerefimle temin ederim ki bu böyle dedim. Buna çok sevindim, buna çok sevindim dedi. Sonra Aziz Cumhurbaşkanımız kendisi de müteaddit defalar gitti geldi. Döndükten sonra basın açıklamalarda bulundu. Aynen şu sözler ona aittir. Gitmiş olduğum cumhuriyetlerde bu özel kuruluşlar tarafından açılan okulların, yani Hoca Efendi'nin açılmasına vesile olduğu okulların sayılarının daha çok artırılmasını istediler. Ben de o okulların sayılarının daha çok artırılmasını istiyorum dedi. Kim? 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. Başta Bülent Ecevit olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen her başbakanının yurt içinde ve yurt dışında yürütülen eğitim faaliyetlerine bakışları daima olumludur. Şimdi Türkiye'den, Türkiye dışında toplam yaklaşık 250'ye kadar eğitim kurumu ki bunun 140-150'si başka ülkelerde. Evet. Şimdi bunlara kuşkuyla bakılıyor. Oysa bu dışarıdaki okulları ziyaret eden herkes burada dini eğitim verilmediğini, laikliğe aykırı bir öğrenim sistemi bulunmadığını, zaten bulunsa izin verilmez o devletler tarafından, Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu, İstiklal Marşımızın söylendiği, herkes kabul ediyor. Herkes şunu kabul ediyor ki eğer bu topluluğun gayretleri, özellikle eğitim alanında gayretleri olmasaydı Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ve Azerbaycan kolaylıkla İran Çeşken Dinciliği'nin etkisi altına, nüfuz alanı içine girebilirdi. Suudi Arabistan'ın etki alanı içine girebilirdi. Bunları önlemiş bulunuyor. Orada bu okullarımız olmasa İranların okulları olacak. Burada bu okullarımız olmasa Çinlerin okulları olacak.